Yaşama Sanatı programımızdan hepinize merhabalar. Her zaman olduğu gibi bugün de Yaşama Sanatı programımızda sanatın farklı alanlarından dokunmuş kıymetli konuklarımızdan biriyle olacağız. Yaşama Sanatı başlıyor. Yazar, yaşam koçu, iletişim uzmanı Hande Akın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Heyecanlıyım azıcık. Ay ne güzel. Evet. Heyecanlı olunmalı zaten. Evet. Değil o mi? İnsanı böyle hem motive ediyor hem de böyle güzel pozitif duyguları etrafa yayıyor. Ya biraz böyle insan olduğumuz, biraz böyle yaşadığımız heyecanlarımızla falan hissedelim değil mi? Öyle çıksın ortaya. Ne güzel. Seni anlatmak çok hoşuma gidecek. Gerçekten bir bayan olarak, genç bir bayan olarak başarılarını burada tekrarlamak gerçekten güzel olacak. Çok teşekkür ederim. Böyle duyunca heyecanım daha da katlanıyor. katlansın güzel olur. Heyecanla heyecanlı muhabbet ederiz. Evet. Çünkü şimdi senin kitabını okudum. Seni tanımak ne kadar hoş. Ne güzel şeyler yapmışsın. Bravo. Şimdi ben diyorum ki ben zamanı. Hiçbir şey tesadüf değildir. Bunlar çok ses getiren kitaplar değil mi? Bunlar aslında benim hayatımda böyle vazgeçilmez sloganlarım oldu. Kadın olmak. Evet, o kendi maceramla başlayan, kendi kadın olma, kendi kadın kimliğimi keşfetme maceramla başlayan, sonra yaptığım iş dolayısıyla danışanlarımın kadın olma hikayeleri ve kadın erkek ilişkilerinden çıkarak işte damıttığım bir kitap olarak çıktı. Hep söylüyoruz hani kadınım falan diyoruz ama gerçekten ne demek olduğunu çok fazla bilmiyoruz, hissetmiyoruz. Hissetmiyoruz değil mi? Evet, yani hem birazcık böyle yaşadığımız kültür, toplumumuz, ailemizden, geleneklerden, göreneklerden aldıklarımız ama en önemlisi bilinçaltımıza, benim ana konum bilinçaltındaki duygular, korkular, bilinçaltımızda kadın olmaya dair endişelerimiz var, korkularımız var. Öyle ve mi? Ve biz bunları dönüştürdükçe aslında çok daha mutlu ve huzurlu kadınlarız. Herkes için geçerli, erkekler için de. Buraya böyle derinlemesine baktığım, kendimde de bir şeyleri fark edip yazdığım bir kitap oldu Kadın Olmak. Hande'cim ne zaman fark ettin ilk? Valla aslında mesela ilk çok ne zaman geç. Yazı yazmayı fark ettin? İlk ne zaman bu tür duygularla kucaklaştın? Hmm. İlk ne zaman kadın olduğunu fark ettin? Yani çok biraz güzel seni soru. Tanıyalım. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Aslında yazmak hep böyle keyif aldığım bir şeydi. En sevdiğim ders Türkçe dersiydi. Ne güzel. Bunda Türkçe ve edebiyat öğretmenlerimin de çok büyük katkıları vardır. Onları buradan saygı ve sevgiyle anmak isterim. Benim Türkçeyi seviyor olmam, kompozisyon derslerinde hayallerimi, kompozisyonları yazarken duyduğum keyif bugün buraya getirdi. Ne güzel o yüzden işte. Bak, çok hocanın mutluyum. Ne kadar etkisi var değil mi? Eğitimde. Öğretmenlerime, öğretmenlerimizin tüm hayat etkisi. Öğretmenlerime hepsine teşekkür ederim bu vesileyle. Çok yoğun benim bir reklamcılık geçmişim var. İletişim uzmanlığı biraz da oradan geliyor. İletişim fakültesi mezunuyum. Reklam sektöründe 15 yıl boyunca çalıştım. Bayağı ve çok fazla insan duygusunu gözlemleme fırsatım da oldu. Bu süreçte aslında iş hayatında başarılı olmaya o kadar odaklıydım ki annemin de işte kız çocuğu ayakları üzerinde tek başına dursun. Böyle geçen bir 15 yıldan sonra... Ne kadar doğru değil mi? Bak orada annenin sana söylediğini şöyle tırnak içine alalım. Kız çocuğu ayakları üzerinde dursun. Doğru bir söz, güzel bir söz ama bu sefer de bazı şeylerde, daha doğrusu özel ilişkilerinizde dengeyi kaçırabiliyorsunuz. Orada hassas bir çizgi orada var çok yani. Orada böyle ince bir çizgi var orada. Evet. 28 yaşlarına doğru böyle bir şeyleri sorgulamaya başladığımda aslında kadın kimliğinden çok yetişkin bir kadın 28 yaşında küçük kız çocuğu, hanım hanımcık kız çocuğu rolünde, davranışlarında olduğumu fark etmeye başladım. Güzel. Ve bu farkındalıkla bu kadın olma meselesine takılmaya başladım. Sonra gittiğim pek çok kişisel gelişime dair eğitimler, seminerler hem kendime dair bana çok fazla şey fark etmem için ayna tuttu. Hem de bu kadınlık, erkeklik, toplumdaki yerlerimiz buralara farklı bakış açılarıyla bakabilme fırsatım oldu. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Evet. Diyorsun ki bir de yani sen tek tek onlara gittin. Orada gereken tabii. Eğitimlerini aldın. Tabii, evet. Hala eğitim, da alıyorum. Hala da bitmeyecek. Evet. O devam edecek. Her zaman
kitap okurum. Her zaman seminerlere katılırım. Şimdi kendim eğitimler, seminerler veriyorum. Evet. Ama onların içinde birilerine bir şey öğretirken, paylaşırken aslında her katılımcıdan ben çok şey öğreniyorum. Tabii. Çok kıymetli, tabii. Çok kıymetli. Gerçekten öyle, çünkü herkesten, her katılımcı sana mutlaka bir şey ilave ediyordur. Evet, hayatımızdaki evet. Herkes öyle. Yani herkes bugün, öyle değil mi? Şimdi stüdyoya gelmeden önce sizinle yaptığımız o minik sohbette de anlattıklarımız, konuştuklarımız. Hani buraya geldim, kitabınızı gördüm, Esir Türk Kızları çok ilgimi çekti. Yani hani kadınlık mevzusu, esirlik var demek ki bizim hayatımızda. Tabii şimdi bir mesela o kitapta da enteresan bir şey var. Gerçi hemen kısacık bahsetmek lütfen. İstiyorum. Biz esir kızlarımızı, hep kızları Avrupa'dan bize gelmiş, haremde olmuş kızlar olarak biliyorduk. Hmm. Ama meğerse bizim de varmış. Hmm. Yani dediğin gibi bazı, mesela o da bir konuşma sırasında Almanya'da beni bir Alman zanneden birileri Türk olduğumu öğrendiğinde bizim de işte falancaların soyundan birisi vardı ve Osmanlı'da esir alınmıştı. Bak, aynı konuya geliyoruz. Evet. İnsanlar birileriyle konuşurken mutlaka bir şeyler edinliyorlar. Evet. İşte ben o sırada nasıl olur yani, bizim kızlarımız da mı esir olmuş dedim ve bir kitap çıktı ortaya. Her şey işte bak, bir şeye iletişim. Vesile oluyor. Evet, evet. İletişim. İletişimde açık evet. Olmak, karşıdaki kişini dinlemeye izin vermek, alan tutmak çok kıymetli. Çok peki kıymetli. Biz dinlemeyi biliyor muyuz? Dinlemeyi işimize geldiği şekliyle biliyoruz. Aslında her zaman filtrelerimiz var. Hepimizin filtreleri var. Bilinçaltı dediğimiz şey bir takım perdelerle karşımızdakini dinliyor, algılıyor. Hepimizin algısı da farklı. Yani gördüğümüz bir olaya karşı siz başka bir açıdan bakabilirsiniz. Ben bambaşka tabii. Bir açıdan tabii. Bakabilirim. Tabii. Algılarımızın farklılaşması da hep bizim çocukluk dönemindeki yaşadıklarımızla ilişkili. Yani işte az önce verdiğim örnek annemin örneği. Aynen. Annem hep şey derdi, yani ayağına terlik giy, işte üşütürsün, hasta olursun, karnın ağrır. Dediğim gibi işte Hindistan'a gittim, baktım herkes yalın ayak. Yani şimdi hepimizin o çocukluk dönemindeki aldığı bilgi hayata bakış açımızı etkiliyor. Benim işim biraz buradaki bakış açılarını zenginleştirmek, esnetmek, köşeleri sivriltmek değil, yuvarlaklaştırmak. Güzel bir şey oldu. Keskin hatlarımızdan kurtulmak. Keskin hatlarımızdan kurtarıyorsun, evet. Değil mi? Çok önemli. Bizler ya aldığımız eğitim ya ataerkil bir toplumda yetiştiğimiz için böyle çizgilerimiz sert. Biraz öyleyiz. Değil mi? Evet. Hepimizde var. Yani En sanatçı dediğimiz ruhları biraz daha böyle yumuşak olanlarımızda bile var o sertlik. Evet. Senin ve senin gibi bu işi yapanların görevlerinden biri o sertlikleri yumuşatmak. Ne güzel ya. Yani burada kişinin niyeti çok önemli. Kişinin çünkü kişi niyeti. Ancak kendi niyetiyle kendini fark edip dönüşmeye adım attığında bir destek olabiliyoruz. Yoksa kişi kendi istemedikten sonra kimse size hiçbir şey yapamaz. Ama niyeti tamsa, o bükülmez niyetiyle, ya ben kendimde bazı şeyleri değiştirip dönüştürmek istiyorum. Bazı yerlerde çok katı, kuralcı ve sertim ama hayatımda daha esnek olmaya ihtiyacım var diyorsa, o zaman süper bir yolculuğa çıkıyoruz. Ha, o zaman şöyle olmalı. Önce kişi kendi karar vermeli. Evet, kendi. Ben böyle olmak istiyorum, ben bunu yapmak istiyorum. Niyetini koymalı. Koymalı. Bir kere ilk başta kişinin karşı taraftan bir şeyler edinimlerini yüklemeden önce karar verecek. Evet. Ben buna hazırım. Evet. Ben bunu yapacağım. Evet. Ondan sonra gelecek. Evet. Ondan sonrası daha kolay. Sonrasında zaten öyle bir güven köprüsü kuruluyor ki, çünkü ben de kendi hayatımda bir takım kararları alıp, hani bunlar radikal kararlardı genelde çoğunluğu. Ama sonra şunu fark ettim. Her radikal kararın ardından beni hem ruhsal olarak hem zihinsel olarak büyüten, geliştiren olaylar olmuş ki, şimdi benim için radikal, dönüşümsel kararlar almak hayatımın vazgeçilmez bir parçası. Yani bu işte bu yaştan sonra kariyer değişikliği olmaz diyenlere 33 hayır, yaşında olur. Olur. İşte her yaşta olur. Her yaşta olur. Yani hepimiz her şeyi yaş nüfus kağıdındaki yazan rakamlara takılmadan her zaman yapabiliriz. Yeter ki bizi mutlu edecek şeyleri içimizde hissedebilelim. Bravo, ne kadar güzel. Ben hep şunu söylüyorum zaten, kadının yaşı olmaz, insanın yaşı olmaz. Ruhun neyse, ne hissediyorsan, bedenin
onu şey yapmasa evet. bile ruhun ne hissediyorsa o yaştasın. Evet. Gerçekten de öyle. Doğru. Bazen çok gençleri görüyorum. Şöyle bakıyorum diyorum ki yazık o çok yaşlanmış. Hı-hı. Hakikaten içi geçmiş. Hı-hı. Kendini yaşlı hissediyor. Ruhu yıpranmış. Hı-hı. İşte bunlar için de yardım almak gerekiyor. Destek. Yani profesyonel olması. Destekle kişi kendi yaşamının sorumluluğunu alabilir. Çünkü hepimizin içinde inanılmaz bir güç var. Sadece kendi gücümüzün farkında değiliz ya da ondan korkuyoruz. Ne güzel şeyler biraz. Söylüyorsun. Ne diyorsun şimdi? Hepimizin içinde muhteşem ve eşsiz bir güç var. Gücümüz var, bu kesin. Herkeste. Herkeste o güç var. Eğitim seviyesi, ekonomik düzeyi, kültür seviyesi ne olursa olsun hepimizin yaratılışından gelen, özünden gelen muhteşem bir güç var. Çünkü hepimizin özü sevgi. Sevgi en büyük güçtür. Allah, çok güzel bir şey daha. Sana soracağım sorular hep sonraya kalıyor. Beni bırakırsın ben böyle bayağı konuşuyorum. Yani. Çünkü zaten. Çok akışta ve doğal çok güzel. Konuşuyorum. Çok güzel. Bak ne kadar güzel. En önemli şey sevgi değil midir? Evet. Bütün meseleyi halleden evet. sevgi. Sevgiden bize uzun uzun söz edebilirsin. Tamam. Sevgi şöyle çok önemli. Aslında hem zihinlerimize, mantığımıza uygun bir şekilde anlatabilirim. Her şey bir titreşim diyelim. Yani zaten atomun parçası, yani madde yüksek titreşim. Sevgi de bir titreşim ve sevgi yüksek frekans bir titreşim. Yüksek frekans titreşimde düşük frekans hiçbir duygu barınamaz. Oh ne güzel, yüksekteki frekanstan düşük hiçbiri barınamaz. Evet, yani çok iyi. Biz sizinle gerçekten gönülden gelen sevgimizle paylaşalım, sohbet edelim. Kapıdan içeriye morali bozuk olan, üzgün olan ya da bir şeye sinirlenmiş, çok öfkeli olan bir insan girsin. Bizi gördüğümüzde, bizim aramızdaki bu sevgi enerjisini hissettiğinde iki seçeneği var. Ya kapıyı kapatır, gerisin geriye geri döner ya da gelip bizim bu enerjimizle birlikte yumuşamaya başlar. Güzel olanı da içeri girmesi evet. ve yumuşaması. Evet. Değil evet. mi? O da işte cesaret isteyen şey. O da cesaret şey. İstiyor. Evet. Ha. Tabii. Çünkü içeri girdiği zaman öyle olmak durumuna hazır mı? İşte orada biraz egomuz devreye giriyor. Egomuz giriyor, çünkü evet. Çünkü kendimizi aslında kendimizi sevmediğimiz, hoşlanmadığımız durumlarda görmeyi kabul etmiyoruz. Yani öfkeli bir insan olmaktan hiçbirimiz hoşlanmayız. Tabii, hiç kimse ama hoşlanmaz. O duygunun içine girdiğimizde kabul etmiyoruz. Ha. Yani ben öfkeli değilim ki canım. Yani değilim, hiç agresif değil. Sensin bağıra çağıra konuşan. Tabii. O hemen halbuki sorumluluğu başkasına atma yani. Ben değilim de sensin. Ama aslında hepimiz birbirimize aynayız. İşte kişisel gelişim tüm bunları fark ettiren, hissettiren ve dönüştüren çok derya deniz bir alan. Ve ben bu alana işte 33 yaşında reklamcılığı bırakıp profesyonel olarak girdim. Ay harikasın ya. Çok da iyi yaptım diyorum vallahi. Çok şükür. Çok iyi yapmışsın. Mesela diyorsun ki duygulardan özgürleşme tekniği. Evet. Bu nasıl? İngilizce adı Emotional Freedom Techniques. Duygulardan özgürleşme tekniği. Şimdi bu çocukluk dönemi, hatta anne karnından itibaren her şeyi hissedebilen varlıklarız. Tamam. Duyguların enerjisi var. Nasıl tamam. üzüntü, öfke, sevinç, nefret, kıskançlık, utanç, suçluluk her birini aslında çocuk hissedebilen bir varlık. Tamam. Hissettikçe hepsini bilinçaltımıza kaydediyoruz. Ve bunlar aslında bedenimizde biriken enerjiler diyelim. Tamam. Biz bu enerjileri eğer ifade etmezsek, bu duygularımızı serbest bırakmazsak zaman içinde hastalıklar meydana geliyor. Hastalıklara davet çıkarız. Bütün doktorlara gidin, bir hastalığı teşhis ederken der ki stres. Stres, genelde en önemli stres. Olay stres. Evet. Stres ve o stresin kaynağında aslında biriktirdiğimiz duygularımız var. Peki onları nasıl ifade edeceğiz? Evet. Bir kere çocukken şunu öğreniyoruz, duyguları bastırmayı. En basiti çocuk bir şey ister, istediği olmayınca ağlar. Anne baba da der ki sus ağlama. Ağlama sus. Evet sus. Peki böyle dememeleri gerekiyor değil mi? Tabii ağlasın çocuk orada çocuk, ağlasın kadar. Bir boşaltsın duygusunu. Boşaltsın rahatlasın. Aynen. Evet mesela bir şey olduğu zaman da deriz ki ağla rahatla. Evet. Bak, çocukken evet. de bu olmalı. Evet gözyaşları aslında çok büyük şifadır. Ama gözyaşlarının ağlamanın özellikle erkek çocuklarına güçsüzlük,
zayıflık olduğu öğretilmiştir. Ne yazık değil mi? Burada çok büyük bir çelişki var. Halbuki insanız ve hepimiz duygularımızı gözyaşlarımızla, gülerek, biraz sesimizi yükselterek, öfkemizi ifade ederek serbest bırakabiliriz. EFT, duygulardan özgürleşme tekniği, çok basit bedenimizde bazı noktalara, burası, burası, işte şuraları, şuraları vuruşlar yaparak bir göle taş attığınızda o gölün dalga dalga yayılması gibi o noktalara vuruşlarla duyguları dağıtır. Ve bu esnada da kişiye yaşadığı olayın geçmişte ifade edilmemiş duygusunu ifade ettiririz. Hemen hatırlar o onu. Evet. En son nerede, ne yaşadı da boğazında bir şeyler düğümlendi, kendini ifade edemedi. Evet. İşte öksürüğümüz varsa, ben de bu aralar birazcık var, ifade edemediği şeyler var. O zaman işte buradan çıkmaya çalışıyor. Ama biz genelde eğilim nedir? İşte öksürüyorum, üşüttüm, öyle değil. O öksürük bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Beden bizimle konuşan muhteşem bir araç. Muhteşem bir mekanizma. Öyle güzel yaratılmışız ki. Evet. Sadece kendimizi dinlemeyi öğrenmeliyiz. Başta dediniz ya dinlemeyi biliyor muyuz dinlemeyi diye. Dinlemeyi biliyor muyuz? Çok ya fazla sadece bilmiyoruz. Karşı taraftakini değil, kendi kendimizi de dinlemeyi bilmeliyiz. Evet. Esas mesele orada zaten. Değil mi? Kendimizi dinlemek. Şimdi sen konuşurken biraz önce bir şey aklıma geldi, hatırladım. Şimdi benim kızım da var, oğlum da var. İkisini de yetiştirirken işte kız çocuğu çok ağlar, erkek çocuğu ağlamaz. Hayır diyordum, ağlayacaksın. Bak aslında şimdi sen anlatınca teknik olarak ne kadar doğru söyledin. Ben içimden geldiği gibi hep şöyle diyordum. Fatihcan ağlaman gerekiyor oğlum. Eğer ağlamaman gerekseydi Allah sana o gözyaşlarını vermezdi. Çok zaten. Çok tatlı. Çok bilinçli annelik evet. yapmışsınız. Ya da içgüdüsel kalbinizin rehberliğiyle, evet, sezgilerinizle. Evet, kalbinin rehberliği. Eğer zaten erkekler ağlamayacak olsalardı, yani yapısal onu Allah zaten vermezdi. Demek ki verdiğine göre ağlayabilirsin. Ağla ama ne yazık ki toplum... Hayır, erkekler ağlamaz diyor. Ne kadar yanlış. Toplumun bakış açısıyla yaşamımızda çok şeyi sınırlandırıp engelleyebiliyoruz. İşte mesela ben bu saçlarımın önünü boyattım. Hani bana yakışacağını düşünüp böyle değişim yaratmak istedim. Çok da yakışmış, güzel olmuş. Çok sağ olun. Ama şimdi güzel. Bakıyorum hani pek çok kişi için böyle radikal bir şey geliyor. Yani ama başkasının ne düşüneceğini düşünerek yapmasaydım, o zaman kendi istediklerimden vazgeçmiş olurdum. Yani pişman olduğumuz şeyler de aslında zaten hayatta vazgeçtiklerimiz. Pişman olduklarımız vazgeçtiklerimiz. Vazgeçtiklerimiz, çok evet. Güzel şeyler söylüyorsun. Vallahi iniyor galiba bir yerde. Çok iyi ya. Pişman olduklarımız vazgeçtiklerimiz. Tabii ya vazgeçmemeliyiz. Deneyebiliriz. Neyse, deneyelim. Evet. Olmasa mesela evet. diyelim ki senin saçların böyle bir şey istedin, yapmak evet. istedin. Ha hiç mi hoşuna gitmez? Evet. Onu düzeltebilme şansın var ama evet. denedin. Evet. Denemek deneyimlerle gerekiyor. Büyüyoruz çünkü. Yani bir şeyi yanlış ya da doğru diye değerlendirmek bana çok yanlış geliyor. Sadece şuna bakabiliriz. Yani hata diye bir şey yok. O hata bize bir deneyim ve o hatadan öğrenip bize daha güzel sonuçlara ulaştıracak basamakları çıkıyoruz. Doğru. Evet. Evet. Ne kadar doğru. Öyle olmalı zaten. Evet. Öyle de olmalı. Öyle de gitmeli. Evet. Kendimize yatırım yapmalıyız ya. Değil mi? En güzeli o değil mi? Kendine yatırım nasıl yapılır? Kısa bir zamanımız var ara vermek için ama tamam. biraz daha bir şeyler söyleyebilirsin. Tamam. Kendine yatırım yapmak için ben zamanı yaratmak bence şart. Ben zamanı nedir? Kendinizle baş başa geçirdiğiniz zamandır. Kendinize ayna tutarsınız, öz eleştiri yaparsınız, davranışlarınızın ardında herhangi bir korku mu var? Hangi duyguyla o davranışı gerçekleştirdiniz? Fark etmek önemli. Evet. Yatırım bence biraz buradan geçiyor. Kitaplar zaten derya deniz. Derya yani deniz, her bir evet. hikayede kendi hayatımıza ilişkin bir şeyi bulabiliriz. Ben kitabı yazdıktan sonra Türkiye'nin o kadar çok ilinden kadınlardan ve özellikle erkeklerden mailler aldım ki. Hatta bir okuyucum kitabın özetini çıkarmış, en önemli bölümlerini yazmıştı. Kısa ara verelim tamam, sonra bu tamam. konuyu detaylı Peki, konuşalım. Tamam.
Hande Akın bizlerle, iletişim uzmanı. İletişimle ilgili o kadar güzel şeyler konuşuyoruz ki. Dinliyorum Hande'cim, biraz önce yarım teşekkür kalmıştı. Teşekkür ederim. İletişim dediniz ya, ben hep şey derim, iletişim eşittir ilişki. İnsanlarla güzel. Nasıl iletişim kuruyorsak o anda ilişkimizin nasıl olacağını da belirliyoruz. Ama bu sadece tanıdığımız, ailemiz, çevremizdeki arkadaşlarımızla değil, herkesle. Mesela ben işte otobüse bindiğimde, taksiye bindiğimde derim merhaba nasılsınız? Yani özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız bu soruya bir kere şaşkınlıkla kalan şoförleri görüyorsunuz. Tabii ki kimse selam vermiyor çünkü. Evet. Ama o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Aslında o kişiye şunu diyorsunuz. Senin ruhunu görüyorum ve onurlandırıyorum. Oh ne güzel. Evet, senin ruhunu görüyorum ve onurlandırıyorum. İyi hissettiriyor insanlara. Tabii. Ve o kişiye siz iyi hissettirdiğinizde otomatikman o enerji size de yansıyor. Yani o yolculuk bambaşka bir şekilde keyifli bir sohbete dönüşebilir. İşte orada bir seçim yapıyorsunuz. Bir iletişim dili kurdunuz. Aha. O iletişim diliyle ilişkiyi başlattınız. Aha. Ha karşı taraf bunu alabilir, almayabilir. Bir beklenti yok. Onun tasarrufu. Evet, beklenti olmayınca hayal kırıklığı da yaşamazsınız. Hayal kırıklığı da olmayacaktır. Ama iletişim dilimiz önemli. Ne güzel. Şimdi iletişim bizde biraz daha eskilerde. Hani bir selamu aleykümle başlayan, dualarla başlayan bir selamlaşma varmış. Hı. Sonradan biraz daha işte merhabalar falan oldu. Ama ne yazık ki şimdi kapı komşumuzla bile karşılaştığımızda bir günaydın, bir iyi akşamlar, bir merhabayı esirgiyoruz. Ve ben bundan hiç hoşnut değilim. Hı. Şimdi sen bir iletişim uzmanı olarak en başta, yani bu çok rahatsız edici bir şey değil mi? Bazen de selam veriyorsun, selam verdiğine pişman oluyorsun. Almıyor karşındaki selamını. Görmemezlikten geliyor, duymamazlıktan geliyor. Bu nedir Hande'ciğim? Yani başkalarıyla kurduğumuz iletişim aslında kendimizle kurduğumuz iletişimin de yansıması. Hı. Eğer siz size günaydın diyen, sizinle bir dil oluşturmaya çalışan bir kişiye duvar örüyorsanız, kendiniz kendi kimliğinizle aranızda büyük bir duvar örmüşsünüz demektir. Ben biraz plaza sendromu diyorum. Eskiden işte ajans döneminde kurumsal şirketlerde çalışırken işte büyük plazalara, müşteri toplantılarına gidiyoruz. Asansöre bir anda 10 kişi falan biniyor. Tabii. Yani inen iyi günler deyip inen kişinin enerjisi farklı. Onun hayata bakış açısı da farklı zaten. Yani aklı dalgın ya da işte içindeki duygularla karmaşa içinde olan insanın da farklı. Oradan anlıyorsunuz o kişinin zaten kendiyle ilgili bir şeyi var. Bir problemi var zaten değil mi? Evet, ya hepimizin var problemleri, sıkıntıları. Bravo ne güzel. Tabii ki hepimizin yaşarken problem olmalı zaten. Hayat böyle bir o şey. O dinamik. Evet. Tabii yani olması gereken bir şey ama onu ne kadarını dışarı yansıtmalı? Yani hakkımız var mı peki? Yani dışarı yansıtmaktan öte onunla yüzleşebilme cesaretini göstermeliyiz. Hı. En başta dedim ya hepimizin içinde muhteşem bir güç var, eşsiz bir güç var. Biz kendi gücümüze oturduğumuzda, kendi özgüvenimiz, öz saygımız, kendimize olan öz sevgimizle o cesareti bulabiliriz. Hepimizin hayatında zorluklar, olmaz sıkıntılar mı? Olmuştur. Olmaz mı? Onları örtmek, kapatmak yerine işte orada duygularımızı fark edip ifade etmek çok önemli. Güzel. O duygulardan çünkü boşalan yere üzüntüler olabilir, öfke, dediğim gibi suçluluk, kıskançlık, utanç. Her şey, o bütün duyguları ifade edip bıraktığınızda yerine tekrar sevgi geliyor. O müthiş güzel. Bir şey. Müthiş bir şey. Hakikaten öyle. Müthiş bir şey. Evet. Çocuklara bakın zaten çocuklarda görüyorsunuz onu. Evet. Saf sevgi varlıkları. Saf sevgi, evet. Ne kadar da güzel. Evet. Hiç onların içinde bu art niyetler yok, kötülükler yok, pırıl pırıl. Evet. Sonra ego gelişiyor. Sonra ego. İşte, ego çok kötü bir şey. Kötü bir şey demeyelim. Şöyle, ego için geçen bir konuğum dedi ki ego olmalı şart ayakta kalabilmemiz için. Tabii, hayatta için. Kalmamız için. Ama yanlış yönlendirilmemeli, öyle mi? Onunla çok güzel arkadaş olunmalı. Ben benimkiyle konuşuyorum. Canım benim diyorum. Şimdi sen burada biraz kendini kötü hissettin ve fark et aslında niye kötü hissettin? Acaba ilgi başkasına kaydı diye mi kendini kötü hissettin? Yoksa kıskandın mı? Hangi duygu şu anda seni tetikledi? Fark et diyorum. Sonra fark ediyorum, atıyorum diyelim ki kıskançlık olsun. Bu kıskançlık nereden geliyor Hande'cim sana? Bir bakıyorum
işte çok daha küçükken kardeşimle ilgili bir kıskançlık yaşamışım. O duyguyu yıllar içinde başka olaylarla pekiştirmişim ve şimdi de su yüzüne çıkıyor. Gerçekten böyle evet. mi analiz ediyorsun? Tabii bu aslında regresyon tekniğini anlattım size. Evet, evet. Farkındayım da biraz detaylandırmak istiyorum. Evet, işte orada sorumluluk alıp yani karşı tarafı suçlamak yerine ya ben kıskandım. Ondan sonra orada benim bir duygum tetiklendi. Belki terk edilme duygum tetiklendi. Belki başkasına tercih edilme korkum tetiklendi. E bunlar ne zaman olmuştu? Bir bakıyorum daha böyle yaşadığım yeni taze bir olay var da. 16-17 yaşında işte o zamanki erkek arkadaşımla böyle bir şey yaşamışız. İncinmişim işte terk edilme var falan. Hadi diyorum sen oradaki 16 yaşındaki küçük kızı al. Şöyle evet. bir sarmala yetişkin kadın Hande olarak onu böyle bir sevgiyle sarmala ve onu orada iyileştir. Ki o artık bu duygularla senin gününe hükmetmesin. Ha çok güzel. Evet. Bu bir regülasyon tekniği. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Doğru mu telaffuz ettim? Regresyon. Evet. Regresyon. Böyle yapmakta büyük yarar var. Evet. Onu o eskide kalmış bir travma, eskide kalmış bir yara, onu evet. güzelce besleyelim, evet. şifalandıralım evet. ki. Aynen. O sonradan bizi rahatsız edecek yukarılara evet. çıkmasın. Tekrar kalsın, artık gitsin. Hayatımızın içinde girmesin. Evet. Ay güzel. Tamam. Benim de yapmam gereken bazı şeylerden biri bu. Çok güzel. Şimdi kadın olmak. İkimizin de üzerinde saatlerce konuşacağımız bir konu. Kadın olmak. Evet. Bak burada çok güzel bir de şunu çok ortada olmuş. Kadın olmak. Kadın Olmak kitabını şöyle gösterebilir miyim? Bakın kitaba. Ne kadar güzel bir kitap. Bu kadın olmak kelimeleri çok doğru seçilmiş. Bir yazar Teşekkür olarak ederim. Gerçekten içimden geldiğince konuşuyorum. Kadın olmak zor sanat. Yaşama sanatı. Kadın olmak, evet bizim yaşama sanatı programına da çok yakışan bir isim. Kadın olmak gerçekten zor sanat. Hı hı. Çünkü kadın olmak zor. Kadın olmak kutsal. Evet. Kadın olmak önemli. Hah, Nazan Hanım şöyle yapalım. Yapalım. O kadın olmak zoru öğrenmişiz ya. Aha. Annemin bana terlik giy yoksa hasta olursunu öğretmesi gibi. Tamam. Şimdi o öğrenilmişliğimizi bir kenara koyalım. Bugüne kadar ben de işte 28-29'lara kadar hep böyle hani zor falan. Onu tamam. kenara koyduğumuzda kadın olmak muhteşem bir hediye. Bence kadın de. Olmak çok özel bir şey, eşsiz bir şey, çok kutsal bir şey. Kadın olmanın en güzel hediyelerinden biri anne olmak. Muhteşem bir mucizevi şey. Bir mucizevi bir şey. Yani bir mucize geliyor, bir ortak bir Yine paylaşım bir var. Şey. Evet. Ve bundan mutlu oldukça kadın olmanı, güzelliğini ve gücünü yaşarız. Ama biz kadın olmaktan dolayı zor, kadın olmaktan dolayı kurban rolünü oynadıkça içimizdeki kahramanı hiçbir zaman ortaya çıkartamayız. O yüzden şöyle bir silkelenmeliyiz. Bu kitabı Güzel. Yazmamdaki sebeplerden biri de odur. Güzel. Şu acıdan beslenmeye, kurban rolünü Ama oynamaya bir son Türk verelim. Ama biz sevmiyor muyuz acıdan tabii, tabii. beslenmeyi? O, çünkü ilgiyi öyle alıyoruz. İlgiyi ve sevgiyi öyle alıyoruz. Yani bizim mazlumun gücü vardır diye bir konseptimiz var, var yani. Var evet. yani evet mazlumun evet. gücü var. Doğru evet. İşte kahramanın gücü var aslında. Kahramanın gücü var. Evet kendine acımayan, kurban rolünü oynamayan kahramanın gücü Şimdi var. Şimdi ama Hande'cim kadın kendine acımasa bile bu toplumda gerçekten her zaman her kesimde kolay değil kadın olmak. Yani tamam belirli eğitim almış, belirli yerlere gelmiş kadınlarımız için... Evet ama bazı yerlerde kadın gücünü göstermek istediği zaman daha çok eziliyor. Tamam. Kendimizi sevmekle doğru orantılı. Heh. Eğer biz kendimizi hiçbir koşula bağlı olmadan tam olduğumuz gibi seversek tamam. o zaman gücümüze otururuz. Ama biz ne yapıyoruz? Yani biraz beyazlarımız çıkıyor, ay yaşlandım diyoruz. Biraz selülitler çıkıyor, ay işte oraları da böyle Yok. Kötü oldu diyoruz. Yani daha önce... Bedenimizle barışık değiliz, kendi gerçeğimizi ortaya koymaya cesaretli değiliz, hayır diyememe gibi bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet, bir de hayır diyemiyoruz. Kendi alanımızı, kendi sınırımızı
çizmiyoruz. Doğru. Ben zamanımız yok. Öncelik hayatımızda eşimiz, sevgilimiz, çocuğumuz. Çocuğumuz. O zaman kadın olmak ve ben olmak yok ki. Tabii senin bir de ben zamanı var. Ay nasıl güzel, doğru. Teşekkür ederim. Ben zamanı. Bazen arkadaşlarım bana şey der, ya bu ne kadar bencilce, yani ben zamanı, ben zamanı, ne demek bu şimdi? Bunu çok güzel söylediniz, açmak isterim. Kişi kendini tam olduğu gibi kabul edip sevmeli. Bunun için de beni tanımalı, keşfetmeli ve fark etmeli. Çünkü kendini bilen insan biz bilincine ulaşır. Ha, ben oldu biz. Evet, biz olabilmek için hepimizin birbirine destek olduğunu, hepimizin bir olduğunu fark edebilmek için önce beni bilmeliyiz. Evet. Daha da bir şey söylemeyeyim aslında. Ay çok hoş oldu. Sanki ben şöyle bir durmak istedim. Yani şöyle bir, şunu böyle bir hazmedelim, içselleştirelim istedim. Yani orada bir nokta gibi oldu. Ama ne kadar doğru. Evet. Ay nasıl güzel. Kadın olmak, gene ben geldim. Tamam, gene kadın peki. olmaya dönelim. Tamam. Ben olmaktan kadın olmaya gelelim. Şimdi sen peki. kitabında neler anlattın? Neler anlatıyorum? Neler anlatıyorsun? Peki. Ben kitabını okudum ama sen anlatmalısın. Tamam, çok teşekkür ederim. Ne güzel, böyle fırsat oluyor. Çok evet. sağ olun. Sen de sağ ol. Bir kere öncelikle benim bu işte kadın olma macerama nasıl başladığımın hikayesi var. Kısa bir hikaye. Ve ondan sonra bilinçaltı kavramını keşfetmem, bilinçaltımızın hayatımızı, davranışlarımızı şekillendiren yegane mekanizma olduğunu algılamam var. Hı hı. Sonra da danışanlarımla yaptığım seanslardan çıkan, onların kadın kimliklerine ilişkin gene çocukluktan getirdikleri baskılamalar var. Ve bunları regresyon seanslarının hikayelerini paylaşarak, tabii ki isimleri değişti, tabii. Örnekleyerek anlatmak var. Ve o örnekler okuyucuya, ya ben de böyle bir şey yaşamıştım ve benim aslında hayatımda da şöyle bir şey oluyor'yu keşfettirmek için iyi örneklemeler oldu. En sonuna doğru da hepimiz aslında kolektif bilinç havuzunda düşüncelerimizi ve inançlarımızı paylaşıyoruz. Yani doğru. biz orada da kendimizle ilgili bir dönüşüm yarattığımızda o aslında herkese yayılıyor. Evet. Çünkü bilinç ortak bir havuz gibi. Yüz maymun hikayesini biliyor musunuz? Evet. Tamam. Evet. Aynen yüz maymun hikayesi. Yani adadaki çok kısaca anlatayım Anlat, bilmeyenlere. Evet, bilmeyenler anlamış olsun. Bilim adamları bir araştırma yapıyorlar. Bir adada maymunlar var. Bu maymunlar topraktan patatesi alıyor, yiyor. Genç maymunlardan bir tanesi patatesi elinden düşürüyor ve göle yuvarlanırken, gölün içine dalarken elini daldırıyor, yakalıyor. Ve öyle yiyor. Bir bakıyor ki patatesin üzerindeki tüm topraklar akmış. Tertemiz. Dolayısıyla daha lezzetli. Evet. Şimdi bunu gören genç maymunlar başlıyor bu davranışı kopya etmeye. Yaşlı maymunlar biraz daha çekimser davranıyor, dirençli davranıyor. İnatla. İnatla. Öyle bir sayıya ulaşıyor ki hızla patatesleri göle daldıran maymunlar, o maymunları hiç görmeyen başka bir adadaki maymunlar otomatik davranış olarak onu patatesleri alıyorlar. Göle batırmaya başlıyorlar. Yani biz kendimizle, kadın olmakla ilgili ya da sevgiye dair düşünce kalıplarımızı kendimizde değiştirmeye başladığımızda ve bu yayıldığında yüz maymun hikayesi gibi. Çok güzel bir şey. Ben inanıyorum yani. Ki ben o de. Zaman yaşadığımız evrende başka bir bilinç boyutuna sıçrama yapacağız. Daha sevgide, daha barışçıl, daha birlik farkındalığında. Çok güzel. Buraya da bir es gerekti. Fakat çok doğru. Şimdi o kadar çok benzer şeyler yapılıyor ki değil mi? Burada evet. yapılmış olumlu bir enerji bir başka yerde mutlaka evet. sirayet ediyor. Evet. Aynı yüz maymunda olduğu evet. gibi. Doğru. Yani fikirler de böyle. Reklamcılıkta çok rastlardık. Bir fikir düşünürdü kreatif ekipteki arkadaşlar. O fikri uygulamaya geçerken bir bak artık dünyada acaba böyle örnekler var mı var diye. Mı? Ya da bazen fikir uygulamaya geçilir, reklam filmi çıkardı. Sonra bir bak artık dünyanın bir ucunda başka bir marka için, diyelim ki araba markası, aynı fikir yapılmış. Bu çok sık rastlanılan evet. bir şey. Yani bu anlatılması aynı senin söylediğin şekilde ama gerçekten evet. bazen kitapları araştırırken de ben bunlara çok rastlıyorum. Hı hı. Yani
iletişim kurmaları imkansız olan insanlar, yöreler aynı şeyi yapmışlar. Hissetmişler, uygulamışlar. Evet. Çünkü hepimiz enerjisel olarak birbirimize bağlıyız. Birbirimizi tanımamıza gerek yok. Birbirimizi görmemize gerek yok. Ama enerjisel olarak hepimiz birbirimize bağlıyız. Çünkü hepimiz bir bütün parçalarıyız. Ben böyle olduğuna inanıyorum. İnanmaktan öte hissediyorum. Hissediyorsun zaten. Evet. Peki, şimdi kadın olmakla alakalı. Şimdi bizi izleyen birçok bayan var. Kadınlarımıza özel böyle söyleyeceğin, böyle vurgulayıcı, hani başucu kitabı derler ya, akılda kalan cümleler ne olmalı? Tamam. Ne demelisin? Her cümleyi ben ses ve hareketle birleştirmenin daha güçlü olduğunu deneyimledim. Danışanlarımla da böyle çalışıyorum. Gerçekten kendi değerimizi kendimizin bilmesi için kendimizi tam olduğumuz gibi kabul etmemiz lazım. Basit bir egzersiz yapalım. Tamam. Aynanın karşısına geçtik. Tam gözlerimizin içine bakarak, ruhumuzu onurlandırarak şunu söylemek çok güçlü bir şey. Ben kendimi tam olduğum gibi kabul ediyorum ve seviyorum. Of. Sımsıkı sarılmak. Bunu tekrarlıyoruz. Tamam. Kameraya, lütfen kameraya söyler tamam, misin? Tamam, peki. Hadi tam söyle. Tam gözlerinizin içine bakarak, sesinize yüklediğiniz o sevgi enerjisiyle, şefkat enerjisiyle ayna karşısındasınız ve söylüyorsunuz. Ben kendimi tam olduğum gibi seviyorum ve kabul ediyorum. Sımsıkı sarıldığınızda bedeninizin hücre bilincine de bu sözlerin enerjisi, bu sevgi ve şefkat işlesin. Çok basit bir şey ama yapılması da çok hızlıca olabilecek bir şey. Çok güzel. Yapmam lazım. Evet. Yarın ben her sabah yapıyorum. Her sabah yapıyorum. Yarın sabahtan rutinim. İtibaren yapacağım bunu. Evet. Evet. Şükretmek çok önemli. Şimdi bu birincisiydi. Birincisi. Evet, bir başka şey daha yani alalım. Yani yaşamınızda o anda ne kadar olumsuzluk varsa dahi mutlaka olumlu bir şey vardır. O olumlu şeyi bulup lütfen ona odaklanın ve onun için şükretmek şükredin. Şükretmek gibi değil evet. mi? Evet. Gibi evet. değil öyle, şükredin. Yani hani eski, hayır tanımı farklı ya, eskiden hani ne olursa olsun şükret derdi büyüklerimiz. Hı-hı. Şükret, yaşadığın için şükret, nefes aldığın için evet. şükret. Ben de hep çocuklarıma, yakınlarıma söylerim, sabah uyandığın için dahi şükretmelisin. İşte bu bunun gibi bir şey. Evet. Hani pozitif enerji. Evet, evet. Kendine aynaya ver, ayna sana vursun evet. bütün gün. Evet. Seni ışınlasın şöyle, evet. korusun. Dualarımız da bu, böyle değil midir? Evet. Ne güzel aynen. ya. Evet, çok dua, güzel. Dua derken şu aklıma geldi siz söyleyince bir anda. Doğada edilen duanın, niyetlerin çok güçlü bir enerjisi vardır. Çünkü doğa aslında bizim doğalımızdır. Yani bizim doğalımızda plazaların içinde, evlerde yaşamak yok. Yok yani, ki, yok o yüzden ki. De hayatımızın evet. içine mümkün olduğunca yeşili, denizi almalıyız. Mutlaka buna... Ben zamanı yaratıp ben zamanı. Alan açmalıyız. Evet, bu ben zamanı da çok önemli, çok doğru. Bir de hiçbir şey tesadüf değildir. Hmm, asla değil. Asla değil. Evet. Bunun için neler söyleyebiliriz? O kadar çok böyle deneyim yaşadım ki, yaşamımda karşılaştığım insanlar tesadüfen girmiyorlar. Sonra onlarla yaşadıklarım, paylaştıklarımı görüyorum. Ve diyorum ki, çok yüce bir zeka var. Ve o yüce zeka sizin adınıza muhteşem bir kurgu yapmış. İnanılmaz bir film senaryosu yazmış ve biz o senaryo içinde rollerimizi oynuyoruz. Sadece bazen rolümüze çok kaptırıp kendimizi sınırlı zannediyoruz. Halbuki biz de o yüce zekanın bir parçasıyız ve çok sınırsız, sonsuz varlıklarız. Bunu kendimize bolca ve sıkça hatırlatmak gerekiyor. Değil mi? Evet. Mutlaka yani. Evet. Çünkü ne kadar hatırlatırsak bazen unutuyoruz. Evet. Uzaklaşıyoruz. Evet. Onu hatırlatmakta ne kadar büyük evet. yararı var. Kendi kendimize motivasyon araçlarımızı, motivasyon kasımızı geliştirmeliyiz. Gülmek çok iyi bir araç bunun evet. için, motivasyon bir de için. Gülmek çok güzel bir şey. Evet. Ben çok gülen bir evet. insanımdır. Yani seviyorum gülmeyi. Evet. Gülümserken kendim mutlu olduğum kadar karşı tarafını da yani mutlu ettiğime tabii. inanıyorum. O da bir enerji paylaşımı. Enerji alışverişi evet. değil midir? Evet. Mesela asık suratlı biriyle olmak hiç hoş olmuyor bazen. Evet. Tüm enerjini böyle sanki alıyor.
götürüyor. Evet. Değil mi? Gülümseyerek bakmak, gülümsemek. Bir de ses tonu, o da çok önemli değil mi? Böyle yumuşak konuşmalı, kavga eder gibi konuşmamalı. Evet. İşte o içimizde hangi duyguların olduğuyla çok alakalı. Siz içinizde kendinizle kavga halindeyseniz, o zaman tabii ki sesinizin tonu da kavga eder şeklinde, öfkeyle çıkıyor ya da suçlar tarzda çıkıyor. Evet. Yani ben size seni seviyorum derim ama o seni seviyorum'u öyle bir söylerim ki siz dersiniz ki yani nereden bana bunu söyledin yani. Ya da kötü bir şey söyleyebilirim, kötü bir kelime kullandım diyelim ama o kelimeyi o kadar güzel ifade ederim ki. Tınlamalarla farklı. Evet, siz onu kelimenin ne içeriğine bakmadan böyle kucaklayabilirsiniz. Evet. Evet, i̇şte çok üslup doğru. Dediğimiz şey o yani. Peki içimizde o andaki o kötü ruh durumunu sesimizle, konuşmalarımızla çıkartmadan nasıl dengeleyebiliriz? Önce kendi içimizde o duyguyla yüzleşip yazabiliriz. Yazabiliriz. Çünkü o zaman o duygunun enerjisini somut olarak kağıda aktarıyorsunuz. Tamam. Ya da geçin aynanın karşısına. Kimse, kimle hesabınız kapanmadıysa, kime kızgınlığınız varsa ne söylemek istiyorsanız söyleyin. İfade edin. Şurası, şu boğaz çakrası bir açılsın. Yani böyle yüksek sesle de istiyorsan, nasıl şekilde istiyorsan, karşında o varmış gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. İfade edin. İfade et. Hatta çok büyük öfke varsa, nefret ediyorsanız, bu bizim tekniklerimizden bir tanesidir. Tamam. Alın bir tane yastığı ve başlayın vurmaya. Bakın bunu yaptıkça o içinizdeki birikmiş, sıkışmış duygusal enerji akar. Aktıkça beden rahatlar. Beden rahatladıktan sonra siz tüm söyleyemediklerinizi ifade ettikten sonra yerine tek bir şey koyacaksınız. Affetmeyi. Ay o çok önemli bir kelime. Hep söylediğimiz şeyler. Evet. Affetmek. Ama duygu çıkmadan af olmaz. Önce o duyguyu çıkartmak için o savaşı vereceğiz. O savaş kavgayı demeyelim vereceğiz. De, o mücadele diyelim. Yani orada bir eylemimizi yapalım. Eylem diyelim, onu yapacağız. Ondan sonra affetmek kısmına geçeceğiz. Çünkü o yaşanan olay, durum her neyse, o kişinin size bir ders için öğretmenlik yaptığı bilinciyle bakalım. Benim hayatımda bu kişi acaba nasıl bir ders, nasıl bir öğretim, nasıl bir sınav için bu davranışı sergiledi? Ve kendinize de şu soruyu sorun. Diyelim ki o kişi size yalan söyledi ve siz o yalandan dolayı kızdınız, üzüldünüz. Şunu soracaksınız, ben hayatımda nerede, kime yalan söylüyorum? Evet. O zaman bulabilirsiniz. Bulurdum. Yalanın büyüğü küçüğü olmaz. Karşınızdaki kişi size göre çok büyük bir yalan söylemiş olabilir. Ama siz atıyorum bir arkadaşınıza neredesin diyordur. Ya işte şuradayım diyorsunuzdur da başka yerdesinizdir. Orada değilsin. O da yalan. Aynı enerji yani. Hani diyoruz ya küçük yalanlar, büyük yalanlar, pembe yalanlar. İşte hepsi yok. Bir farkı yok. Enerji aynı enerji. Siz içinizdekini dönüştürdükten sonra, ifade ettikten sonra kendinizi de affetme. Karşındakini de affetme geldikten sonra. Kısa bir ara verelim, güzel konulara devam edelim. Peki. Tamam. Hande Akın'la birlikteyiz ve çok güzel sohbetimiz devam ediyor. Çok nerede kalmıştık? Ederim. Hatırlıyor musun hayatım? Vallahi hiç hatırlamıyorum. O zaman ben sana yeni bir şey sormak istiyorum. Tamam, peki. Şimdi diyorum ki, konuşma, biz program başından beri konuşuyoruz. Konuşma teknikleri var, konuşma biçimleri var, konuşarak karşımızdakilerine vereceğimiz şeyler var. Bu konuyla alakalı sen bize neler anlatmak istersin? Konuşma. Şöyle bir şey söylemek isterim. Benim hayatımda çok uzun zaman önce olumsuz kelimeler çıktı. Hayatından yok çıktı. Evet, imkansız, mümkün değil, olmaz, yapamam, beceremem, yapsam da bir anlamı bunların hepsini hayatımdan çıkardım. Nasıl başardın bunu? Başta biraz zor oldu çünkü o kadar otomatik pilotta konuşuyoruz ki dilimizi ifade ediyoruz ama kendimizi duymuyoruz. Tamam. İşte kendimi dinlemeye başlamakla çıktı ve olumsuz kelimeleri hayatımdan çıkardıkça baktım ki aslında her şey doğal akışında devam edebiliyor. Evet. Sözler büyü gibidir.
Ve sözler biz büyü gibidir. Doğru, evet, doğru. Biz kendi dilimizle kendi büyümüzü kendimiz yaratıyoruz. Evet. Bana danışanlarım da geldiklerinde hep işte yapamam, onu yapsam ne olacak ki gibi kelimeler kullandığında derim ki sana bir hafta ödev. Ne zaman ağzından bir olumsuz kelime çıkıyorsa lütfen fark et. Fark edemiyorum. O kadar alışmış ki kulak onları duymaya, yadırgamıyor tabii, bile. Tabii. O zaman derim ki bak şöyle küçük çimdir bir şekilde. Çünkü bu bilinçaltına mesajdır. Yani burada hissettiği acı bilinçaltı korumakla görevli olduğu için bize der ki bu kelime çıktığında bir acı var. Acı var. Acıya girmemek için size o kelimeyi ifade ettirmez zaman içerisinde. Güzel. Bir süreç alır. Bu da küçük bir teknik, taktik olsun. Evet. Bir süreç alır ama sürecin sonunda tamamlanır. Hayatımda mesela geçen hafta çok gündemdeydi. İşte kadına adını söylemek istiyorum, işte şu haftası. Yani bir kere orada bile ayrım yapıyoruz. Kadın erkek diye bir ayrıma i̇nsan girmeye var. Hiç gerek yok. İnsan, i̇nsan var. Var. İnsan ve o kelime yerine kadına şu, yerine kadına sevgi, insana sevgi, İnsanı. Her şeye sevgi dediğimizde zaten söylerken bile sevgi enerjisini koyuyoruz. Tabii. Öteki türlü ne yapıyoruz biliyor musunuz? Her olumsuz çağrışımı olan kelimeyi kullandıkça onun gücünü arttırıyoruz. Tabii. Onun enerjisi olarak büyüklüğünü de arttırıyoruz. Dolayısıyla çoğaltıyoruz onu. Çoğaltıyoruz. Yani. Evet. Hiçbir yazımda negatif çağrışım olan algıda, kolektif bilinçte herkese negatif çağrışımı olan kelimeleri kullanmamaya müthiş özen gösterir. Bu benim bilinçli bir tercihim, seçimim. Güzel. İfadelerimde de buna özen gösteriyorum. Mema eklerini hayatımızdan kaldırıyoruz. Yapamamlar, yapamam, beceremem, yok. Edemem, onun olmaz. Yerine her şey mümkün. Olabilir, denerim, görürüm, bakarım. Hiçbir şey kaybetmem. Evet. Diye böyle kendimizi telkin, pozitif telkinlerde bulunabiliriz. Konuşma dilimizde bu çok önemli. İkinci önem verdiğim şey de söylediğiniz ifadelere egocuğunuzu bir kenara alıp, canım egocuğum şimdi sen bunu sen söylemekten biraz tatile çık. hoşlanmayabilirsin ama kendi hissettiklerini ifade et. Birini suçlamadan, yargılamadan, eleştirmeden kendi hissettiklerini ifade et ve onun içine sevgiyi kat. Çünkü sevgiyle söylediğiniz hiçbir şey kimseyi incitmez. Eğer karşıdaki doğru. inciniyorsa siz onun doğru noktasına parmak basmışsınızdır. Yani onun içinde aslında var olan o noktayı tetiklemişsinizdir. Ondan dolayı da olur. Evet. Tabii o kişi ki. De dönüp ona bakmalıdır. Çünkü siz orada bir şeye dokundunuz. He. Evet. Evet, çok evet. çok doğru. Çok ince bir nokta evet, ama çok bir gerçekçi bir nokta. Evet. Doğru. Ona evet. dokunmuş olman gerekiyor çünkü. Evet. Değil mi? Evet. Çok yoksa doğru. umursamaz kimse kimin ne söylediğini. Ya, evet, umursuyorsa, hiç, bundan alınıyorsa bir sebebi var demektir. Bir sebebi var mutlaka demektir. Mutlaka bir sebebi var. Evet. Peki hayallerimizi gerçekleştirmemizle alakalı ay, ne diyebilirsin? En bayıldığım şey. Çok güzel bir konudur bu. Ben evet. de çok severim. Hepimiz hayal dünyasında evet. yaşıyoruz zaten. Bir kere yazarlar bu. Kesinlikle. Evet. Bir kere ilk şu an gelen hissettiğim şey şu hayalperest olmanın kötü bir şey olduğuna dair düşünce kalıbımızı, inanç kalıbımızı yıkalım. Ya sen de çok hayalperestsin. Yıllarca bu konuda yazı yazıyorum. İnan, harikasınız. Çok samimiyetimle söylüyorum ki bize bir şey söylerlerdi çocukluğumuzdan itibaren. Ayakların yere bassın, hayal aleminde gezme. Hı hı. Gezelim canım, ne olacak? Gezelim. Evet. Tam tersi, hayal aleminde evet. gezelim. Bırakın bizi de evet. hayal aleminde evet. gezelim. Hayal ettiğimiz kadar varız. İşte çocukken evet. öyleyiz. Evet. Çocukken öyleyiz. Hayalimizi ne kadar o hayali gerçekleştirmeye yönelik güçle, inançla, kendimize olan inançla beslersek, muhteşem bir şey yapmış oluruz. Sonraki aşama ise o hayali gerçekleştirmek üzere kendimize olan inançla birlikte sadece adım atmak. Küçük bir adım atın. Evinizi değiştirmek istiyorsunuz. Tamam. Yeni bir yere taşınmak istiyorsunuz. Ve bunun için yapmanız gereken tek şey o an paranız yeterli olmayabilir, o an koşullarınız müsait olmayabilir. Ama onun vakti saati gelince o ayarlanır. Hiç merak etmeyin. Siz oturmak istediğiniz muhitte sadece evleri gezin.
Ve kendinizi şu an param yok ki diye sınırlandırmayın. Tamam. Ya da şu an bunu yapamam. Yapsam işte şöyle olur diye kısıtlamayın. Düşüncelerle kendinizi hapsetmeyin. Hayalinizi engellemeyin. Siz sadece eylemlerinize devam edin. Ve öyle şeyler olur ki, işte burada hayatın mucizeleri devreye giriyor. Sonsuz olasılıklarla siz niyetinizi ortaya koyarsınız. Sistem, evren, sizin için adı her aynen neyse, yerine getirir. O onu yerine getirir. Şimdi senin sözlerinden bir şey hatırladım. Çok uzun yıllar önce, geçenlerde Antalya'da evde bir şeyleri karıştırırken yazdığım bir defter gördüm. Bak şimdi senin anlattıklarına evet, nasıl bağlantı kurdum. Defterde bundan işte önümüzdeki yıllarda yapacaklarım, yapmak istediklerim, ay inşallah olur dediklerimi sıralamışım. Harikasınız. Ve Hande'cim onların hepsini yapmışım. Çok güzel. O defteri görünce hatırladım yaptıklarımı. Çok ne kadar güzel, doğru çok söylüyorsun. Tatlısın. Ben de laf aramızda böyle bir sürü defter var. Ay çok hoş ya. Son 8 yıldır her yılın defterine bakıyorum. Maşallah, 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 maşallah diyorum. Ve evet, o zaman sizin zaten hayata karşı güveniniz, yaşadıklarınıza karşı teslimiyetiniz daha da gelişiyor, daha da gelişiyor. Ve hayalleriniz daha da uçsuz bucaksız, sınırsızlaşmaya başlıyor. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Bence de, bence evet, de. Şimdi hayal kurdukça, yaptıkça yazmak da çok önemli. Kesinlikle. O zaman da o enerjiyi somutlaştırıyorsunuz işte. Somutlaştırıyorsun, evet, bravo. Mesela bazı şeyleri yazarak bir yere koymanın çok faydası olduğuna kesinlikle inanıyorum. İşte benim bu biraz önce verdiğim kesinlikle örnekteki gibi. Çünkü unutmuştum. Evet. Unutmuştum. Yıllar sonra o defteri görünce senin söylediklerin, evet şu anda çağrışım. Evet, onlar olmuş. İçinizdeki bilge kalbinizin rehberliğiyle her şeyi biliyor ve o size onları yazdırmış. Kutlarım sizi. Ay ne güzel. Çok İçimizdeki güzel bilge sen onu tekrar et. Her şeyi biliyor zaten. Ne güzel. Engel düşünceler olmamalı evet hayatımızda. Burada da öyle evet bir şey. Mesela engel neyi yani değiştiriyor mesela bizi hayatımızda? Engelleyen düşüncelerin temelinde ya korkular vardır, korkular ya var, bize kodlanan düşünce kalıpları vardır ya da bazı duygular vardır. Geçmiş deneyimlerimizin etkisiyle, geçmişte atıyorum bir iş kurmuşuz, iflas tamam etmişiz. Tekrar iş kurmaya korkuyoruz geçmiş deneyimden dolayı. Ama biz artık orada bir şeyleri öğrendik. O öğrendiklerimizi fark edip yeni deneyime açabiliriz kendimizi. Nasıl olsa onları yaşadık, o eksikleri evet de biliyoruz. Evet. Yenisini de yapmayacağız. Evet. Peki Hande'cim, korkularımızı gidermenin yolu var mı? Çok basit bir mantık söyleyeyim size. Tamam. Korku dediğimiz şeyi bu bardak gibi somut olarak tutabiliyor musunuz? Hayır. Korku dediğimiz şeyin bir kokusu var mı? Hayır. Bir sıcaklığı var mı? Yani elle tutulan, gözle bir şey görülen değil bir şey değil. Hayır. Dolayısıyla aslında korku diye bir şey yok. Yani biz gerçekte somut olmayan bir şeylerden dolayı hayatımızı şekillendiriyoruz. O korkular bizi yönetiyor. Evet. Ama biz o korkunun kaynağına dönüp bakarsak, burada regresyon tekniği çok önemli. Evet. O zaman o korkuyu ilk aldığımız zamanlara gidebiliriz. Mesela benim birkaç tane danışanım uçak korkusuyla gelmişlerdi bana. Ben şimdi sana onu soracağım. Ha. Uçak korkusu. Tamam. Heh. Çok güzel örnekler var, yaşanmış evet örnekler. Uçak korkusu nasıl giderilir? Tamam. Uçak korkusu aslında o korkuyla ilgili ne düşündüğünü kişiye sorarım. Uçak düşünce ne olacak? Öleceğim. Ölünce ne olacak? İşte arkamdan üzülecekler. Tamam. Peki arkandan üzüleceklerse ne olacak? Hani sürekli mi üzülecekler? Her an hayatlarını üzüntüyle hayır mi geçirecekler? Hayır. Peki o zaman hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmayacağını aslında bilinçli akıl biliyor. Ama bilinçaltı diyor ki bak burada bir tehdit ve tehlike var. Başkalarını üzmek tehlikeli. Peki bunu sen nereden öğrendin? 0-7 yaş dönemine geliyoruz. Anne demiş ki bak beni üzersen giderim. Evet. Telkini nasıl aldığımızı fark ediyor musunuz? Evet. Aslında uçağın düşmesi değil korku, annenin onu terk etme korkusu. Çünkü anne öyle telkin vermiş. İşte bu gerçeklerle yüzleşmek ve bunların korkularını ifade etmek için regresyon muhteşem bir teknik, muhteşem bir araç. Doğru. Böyle farkındalıkla, bilinçle çalışabiliyoruz. Sonra da uçağa biniyoruz. Peki, şimdi uçağa bindik, korkuyoruz.
Uçaktayız. Evet. O anda yapılabilecek herhangi bir şey yapılabilecek, var mı? Yapılabilecek tabii. EFT yapılabilir. Dediğim nasıl? Gibi bu yani videoları var. Hani web sitemde de var. Hı. Vuruşlar yaparak korkuyorum. Zaten bilinçaltınız size o duygular, o enerji tetiklendiği için hemen açar o olayı. Ve o olayı hissedip kendi geçmişinizi görüp serbest bırakacaksınız. Nefesi de çok büyük araç olarak kullanacağız. Nefesi? Nefesi, evet. Nasıl? Derin nefes alıp... Sen inanılmazsın. Nefesi. Başka şeylere geçiyoruz ama bunlar çok önemli. Evet, nefes. Yani biraz teknikleri anlatıyorum size aslında. Bunlar güçlü şifa teknikleri. Geçmişimizi iyileştirmek ve iyi hissetmek için iyi araçlar. Bunlar öğrenilebilir. Biriyle de çalışabilirsiniz. Senin web sitende var mı bunlar? Var. Hepsi web var. Siten... Handeakın.com. Handeakın.com. Evet, bir de benzaman.com var. Ne? Onu da söyleyeyim. Benzaman.com. Tamam, bunlar çünkü önemli şeyler. Evet. Bunlar seni ondan okumalı, görmeli. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Oralarda nasıl yapıldığını anlatıyorum. Hatta bazı danışanlarımın kendi ağızlarından yazdıkları deneyimler de var. Güzel. Bazılarıyla uçağa birlikte biniyoruz, yolculuk ediyoruz. Uçakta o korku duygu tam tetiklendiğinde çalışıyorum. Mesela bir danışanımın Konya'ya giderken babasının damdan düştüğü sahneyi görüyor çocukken, 5 yaşlarında falan. Ve tabii ki şok oluyor. Bir de annesinin bayılma sahnesini görüyor. Çocuğun hiç bilmediği şeyler. Bu görüntüler pekişince, birleşince yetişkin zamanında uçak korkusuna dönüşüyor. Çünkü ikisinde de tek bir nokta var, düşme. Düşme var. Bilinçaltı onu şöyle kaydediyor. Düşme eşittir tehlikeli. Tehlikeli. Orada bir korku var. Uçakta düşer diye düşünün. Öyle bir yükseklik şey korkusu giriyor. Da böyle aynı bir şey. Aynı şey. Yükseklik, asansör, yürüyen merdiven, kedi fobisi. Mesela benim kızımda çok ciddi şekilde kedi fobisi var. Hmm. Çok ciddi. Artık onu da yenmek istiyoruz. Ama tamam, görüşelim. Seninle görüşmesi gerekiyor. Görüşelim. Anladım. Evet. Şimdi yaşarken o kadar güzel bir dünyamız var ki. Çok. Allah o kadar güzellikler bize nasip etmiş ki. Evet. Ama biz bunların lezzetini almıyoruz, tatmıyoruz. Evet. Hatta güzellikleri azaltıyoruz, değil mi? Bunları fark etmeyi nasıl yapmalıyız? Nasıl fark etmeliyiz? İşte en başta sordunuz ya, nasıl kendimize yatırım yapabiliriz diye. Kendimize birazcık kişisel gelişimle yatırım yaptığımızda cesaretle ve güçle kendi geçmiş yaşam dönemimizdeki bizi aşağı çeken olaylar, duygularla yüzleşmek çok önemli. Çünkü o duygular bizim gözümüzün önünde bir perde oluşturuyor. O zaman da hayatın güzelliklerini göremezsiniz ki. Evet işte. Baksanız bile içinizdeki o kahır, işte o içinizdeki üzüntü sizi sınırlandırır. Kendinizi sevmek, yaşamınızı sevmek, bütün o güzellikleri hissedebilmenize araç olur. Değil mi? Mesela bazen çok güzel bir müzik bizi nerelere götürür. Evet. Ne kadar ama onu böyle gönülden dinlemek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Sadece ama burada bir müzik diye değil, değil mi? Hissederek yapmak lazım herhalde. Hissetmek çok önemli. Ama hayatın içinde o kadar çok koşturma yaşıyoruz ki ve o kadar çok mesajlar algılıyoruz ki hep bir meşguliyet içindeyiz. Çok meşgulüz yani. Bu nasıl bir şey? Büyük şehirde yaşamış olmanın getirileri de var. Şey var. Tabii, ama tabii. Gene de kendimize ben zamanı yaratabiliriz. Ben zamanı. Bak burada gene geldi bizim ben zamanı. Şart. Anne, baba, çocuk, eş, patron. Hayatımızdaki kişiler. Evet. Bize fark ettirmek. Evet. Hepsi bir şeyleri fark ettirmek için aracı oluyor, vesile oluyor yani. Evet. Çok önemli. Yani mesela aileyle alakalı neler konuştuk. Yani o çocuğun 7 yaşına kadarki süreçte annesinin özellikle birinci yakın anne oluyor, değil mi? Anneden çok şey alıyor çocuklar. Bir kere 9 ay sonuçta anneyle inanılmaz bir bağ var. Sonrasında onun teni, kokusu, ruhu, her şeyi çocuğa geçmiş. Ondan sonra anne, onun arkasından okul, eğitim. Çok önemli. Hepsi çok önemli. Evet. Bunları da bir sıralayalım mı? Anne karnından itibaren annenin hissettikleri, beklenen çocuğu kız mı,
erkek mi olacak? Hele ki eski zamanlarda erkek biliyorsunuz olmalı. Erkek olmalı. O yüzden bilinçaltı boyutta kadın olmaktan, kız olarak olmaktan dolayı istenmem. Yani of, istenmeme şeylerimiz var. Evet. Bunlar tabii Anadolu'da daha fazla. Kitabın sonunda böyle şeyleri de paylaşmıştım. Güzel. Bunları fark edip gene biz kendimize sevgi, şefkat vereceğiz. Birilerinden beklemeye gerek yok. Sonrasında okul dönemimiz. Okul dönemi başlıyor. Evet. İlkokul, ilk eğitim, evet. İlk öğretmen. Evet. Okulu sevmek. De çok şey düşmüyor çok, mu? Çok. Yani benim ilkokul öğretmenim, Gülden öğretmenim, o kadar güzel, güçlü bir karakterdi ki. Yani benim üzerimde emeği çoktur. Yani okuduğum okulu ben çok severek okudum. Tüm öğretmenlerim çok kıymetliydi. Ama bazıları vardı ki, hani çocuğun kalbine dokunmak denir ya. Evet, çocuğun kalbe kalbine. Dokunup tamamen sevgi iletişimi, sevgi ilişkisi kurarak öğretmeyi benimsemiş sevgi öğretmenleriydi. Ay ne kadar güzel bir şey. Evet. Sevgi öğretmenleri. Sevgi öğretmenleri. Öyle ya, sadece okulda öğretmen olmamak gerekiyor. Dersi boş verin ders zaten. De, nasıl yani olsa ben ders şimdi pek çok dersi hatırlamıyorum yani. Hele nereden hatırlıyorsun? Öğretmenlerim duymasın ama fizik, kimya falan hep kopya çekerdim. Hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Eyvah ama yakalandım. Ama onlardan aldım. Onlardan aldığım sevgiyi hatırlıyorum. Esas önemli sevgiyi olan sevgiyi hatırlıyorsun, evet. Değil mi? Ve o sevgi, evet, senin hayatına neler vermiş. Evet. Hala neler çok veriyor, sürdürüyor. Kritik dönemlerde, bunu da söylemeden edemeyeceğim. Babamın işlerinin çok zorlandığı bir dönemde ben özel okulda okudum. Hı. Ama okul taksidimi babamın işleri zora girdiği için hani ödeyemiyoruz. Hı hı. Ve bir edebiyat öğretmenim vardı, Erdoğan Sarıgül. Hala var. Allah ona uzun ömürler versin. Dedi ki ailen ödeyene kadar senin taksidini ben ödeyeceğim. Aman ya Rabbi. Nasıl benim için, bir öğretmen bu böyle? Evet. Böyle insanlar var ve bu insanlar aslında çoklar. Ama onlar isimsiz kahramanlar. İsimsiz kahramanlar. Ne evet, kadar güzel ya. Evet. Ay çok kısa bir süremiz kaldı. Tamam. Bir 5 dakikamız var ama benim sana soracağım özgüven ve öz saygıyla alakalı da bir kısacık bir şeyler söyle. Tamam. Ondan sonra da ne söylemek istiyorsan onları söyle ve kapatalım. Tamam. Kalbimden bütünün hayrına olan şeyleri söylemeye niyet ediyorum. Özgüvenimiz çocuklukta başlıyor. Çocuğa sorumluluk verin. Kamerana bakarak tamam, söyle peki. İstersen. Lütfen çocuklara sorumluluk verin. Ağızlarına yemeklerini beslemeyin. Tutsunlar çatallarını, kendileri yesinler. Kendileri yapsınlar. Onlara koşma düşersin. İşte öyle yapma, şöyle olur gibi negatif cümlelerle onları kısıtlamayın. Bırakın denesin, görsün, kendi deneyimiyle fark etsin. Ve eğer canı yandıysa onu gene de yüreklendirin. Tekrardan tırmanmaya, salıncağa binmeye. Hiçbir zaman hayallerini engellemeyin. Her şeyi olması mümkün. Ona kendi yapamadıklarınızı, kendi içinizdeki uhdeleri aktarmak yerine onun değeri, onun önemi için kendi hayallerini açın. Sadece 2 temel ihtiyacımız var. Sevgi ve güven. Hepimize bunu bolca dağıtmak lazım. Başka ne söyleyeyim? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.